işte Almanya, Amerika saf mı? Saf mı? Böyle bir şey olabilir mi? Yani burada her şeye karşı olma zamanı değildir. Her şeyi kabul etmeyelim, tamam. Ama aklın ve bilimin etkisinden asla şaşmayalım. Eğer burada biz kim ne diyor diye bakacaksak, işte sosyal medyada o zaman Mehmet Ceyhan Hoca ne diyor, Ateş Kara Hoca ne diyor, Azap Hoca ne diyor, doğru ona bakmamız ulaşmaya lazım. Tabii ki, referans tabii ki alalım kim, kendimize. Söyleyen kim, arkasında kim var? Acaba bir dezenformasyon söz konusu mu? Yani bilgi kirliliğinin kurbanı olmayalım. Çünkü sosyal medya polissiz otoban gibi isteyen istediği hızda arabayı, istediği model arabayı ehliyet kontrolü olmadan arabaya ne muayenesi denir ona, bakım onarım muayenesi yaptırmadan, araç muayenesi yapmadan arabasının freni var mı, bilmem nesi var mı sallıyor. Lütfen burada vatandaşlarımız sadece ve sadece güvenilecek olan makamların, devletin ve hocaların, bilim kurulunun, bilim kurulu dışında güvendiğimiz hocalarımızın, biz onun için her hafta burada Mehmet Ceyhan Hoca'yı çıkarıyoruz. Yani yoksa biz de bir takım magazin haberi verir gibi sosyal medya haberi verebiliriz mi? Devam. Evet. Şimdi bir diğer uyarınız da az önce söylemiştiniz. Tekrar bir altını çizelim. Maske, mesafe, temizlik yetmiyor. Yetmiyor. Dedi. Yetmiyor. İki tane daha. Kalabalıklaşma gideceğiz. Çok önemli. Kalabalıklaşmaya engel olmamız lazım. Konu komşu ziyaretlerini, alt üst aynı apartman içinde nasıl olsa devlet görmüyor bir de diye. Kışın hocam kapanacağız yani kapalı yerler daha. Emin olun annenizi babanızı bile bu ara ziyaret etmeyin. O kadar. Çocuğunuzu torununuzu ziyaret etmeyin. Bugün bana bir aile geldi. 10 gün sonra çocukları doğum yapacakmış kızları. Ne yapacağız gitmeyeceksiniz dedim. Yani şunu söylemek istiyorum. Zaman kötü bir zaman. Ne yazık ki. Hepimizin her şekilde hem kendimizi hem de sevdiklerimizi ve tanıdıklarımızı değil sadece herkesi koruma ve kollama zamanı. Değil mi? Tedbirlerin nasıl devam edeceği bize bağlı desek doğru söylemek kesinlikle. Olur herhalde. Tekrar söyleyelim. Hiçbir pandemide maçı devletler kazanmıyor. Hiçbir kazansaydı Amerika havada karada kazanırdı. Almanya havada karada kazanırdı bu zenginliği, bu varlığı, bu organizasyonuyla. Hiçbir pandemiyi doktorlar hastanede, sağlık çalışanları hastanede, hemşireler hastanede, anestezistler yoğun bakımda kazanamıyor. Pandemiyi halk sahada kazanır. Sokakta kazanacağız bu pandemiyi biz. Ama nasıl kazanacağız? Sokağa çıkmayarak. Çıkarsak tedbirleri dikkatle ve ilgiyle verilen, önerilen şekilde dikkatle uyarak, alarak kazanacağız. Başka bir yolu yok. Havalandırma da olmazsa olmaz. Evet, mutlaka, mutlaka iki taraflı hatta biraz üşüme pahasına kalın giyineceğiz. Ve mutlaka her 10 dakikada bir, her 20 dakikada bir cereyan oluşturacak bir alan oluşturmaya çalıştıracağız. Gerçekten havalandırma çok önemli. Geçen programda söyledim. Yeni bir takım aletlerin çıkacağına dair umutlarım benim de var. Odada belli bir süre tutulduğu zaman belli bir oranda virüs yüzdesini düşürebiliyorlar. Ama sıfır virüs en büyük hedeftir. Onun için havalandırmaya dikkat. Kapalı ortamlarda otobüse bindiniz açın penceresini. Arabaya bindiniz açın penceresini. Başka bir yolu yok. Kapalı ortam. Şubat'tan çok beri tehlikeli. Çok tehlikeli. Evet, doğru yapıyorsunuz. Evet, tedbir almak lazım. Mesai saatleri kaydırmalı, kademeli mesai uygulaması uygulanmalı diyelim aslında. Uygulanır hale getirilmeli. İstanbul Valisi'nin Ali Yerlikaya bugün açıkladı. Evet, baştan beri Ali Bey bir aydır bu işe koşturuyor. İş adamlarını topladı, kendi mesai saatlerini, kimlerin gelmeyeceğini falan. Buna destek çıkmamız lazım. Ben çok iyi biliyorum ki İstanbul'un Trakya yakasında, İstanbul'un Asya yakasındaki çalışma merkezleri, fabrikalarda hala üst üste alt alta insanlar ya yapmasınlar bunu. Ve bir de çalışana güvence verelim. Çalışan patronuna inansın, çalışan devletine inansın. Eğer kaydırma olacaksa hep beraber bu kaydırmayı yapmak zorundayız. Bunu asla unutmuyorum. Kamusu, özeli hepsi ve İçişleri Bakanlığımızın buradan çok çalışkan olduğundan hiç kuşkum olmayan Devlet İşleri Bakanımıza da bir çağrı yapalım. Bu iş sadece Sağlık Bakanımızın omuzunda olmamalı. Sevgili İşleri Bakanımız da hemen valilikleri, belediyeleri bir araya getirip bu toplu taşıma işini ivedilikle çözmeliyiz. Hatta belki bir öneri yapalım buradan. Lütfen. Devletin bütün araçlarını taşıma işine ve işine verebiliriz. Devletin elindeki bütün araçları yetmiyorsa toplu taşıma için devlet diğer araçlarını da tahsis etsin. Makam araçlarını tahsis etsinler. Tonlarla makam aracı var. Herkesin altında bir tane araba var. O araçları da taşımada kullansınlar. Toplu taşımayı, üçlü dörtlü taşımaya indirsinler. Ve arkasından bir öneri, dün müthiş bir öneri geldi. Sevgili Orhan Uğuroğlu'ndan Ankara'dan ve onu da Kulki Bey, ikisi de çok sevdiğim dostlarım, dile getirdiler. Evde kalana ödül vermek için gerçekten bir kampanya başlatırsın.
Değil mi? O zaman harekete geçeriz evet. millet olarak. Yani kilovat ne bileyim doğal gazda indirim elektrik. Yapısın, elektrikte indirim değil yapısın, mi? Telefonda indirim yapısın. Nerede Türkcell gelsin, nerede diğer üretimler gelsinler, onlar da indirim yapsınlar. Evde evet. kalanlar, HESCOT'un en kolay onlar görüyor. Desinler ki %5 tarifede, %5 indirim yapacağız. Evet, GSM operatörlerine de böyle GSM bir geldi. GSM operatörleri de burada devreye girebilir. Evet, oradan da zaten evde olup olmadığı da görürüz. Bu iş toplu bir şekilde olmazsa olmaz Melide Hanım. Ucundan sadece devletin tuttuğu hiçbir iş, ucundan sadece tababetin tuttuğu hiçbir iş, ucundan sadece Sağlık Bakanı'nın tuttuğu hiçbir iş veya İçişleri Bakanı'nın tuttuğu hiçbir iş bu işi çözmez. Buraya hepimiz el koyacağız. Başka bir çare yok.